Merhabalar, Parev Ses. Yeni bir video ile daha karşınızdayız. Bugün pazar günü yapılan yerel seçimleri ve ortaya çıkan sonuçları konuşacağız. Kimle konuşacağız? Utku Balaban'la konuşacağız. Takip edenler hatırlayacağı üzere geçen senede Mayıs seçimlerinden sonra Utku Balaban'la seçim sonuçlarını değerlendiren, AKP'nin sosyoekonomik tabanının geçen seneki seçimlerde ne gibi sonuçlar doğurduğunu tartıştığımız iki video yapmıştık. Bugün de aslında bir anlamda o videoların geçen pazar günkü seçimlerden sonra fikri takibini yapacağız. Utku Balaban Amerika'daki Xavier Üniversitesi'nde sosyoloji programı direktörü olarak halen çalışmakta. Hocam hoş geldin diyelim tekrar. Teşekkürler Ohannes bu davetin için. Rica ederim. Umarım iyisindir. Ben olabildiğince iyiyim. Umarım Güzel. sizler de iyisinizdir. Teşekkürler. Şimdi hocam, herhalde birçok insanın ilk aklına gelen veya bu seçimlerin, pazar günü yapılan seçimlerin en belirgin özelliği 2023 seçimlerine göre, yani geçen seneki seçimlere göre CHP oylarındaki artış ve AKP oylarındaki düşüş. En azından genel kanaat bu yönde. Hani rakamlara bakacak olursak birkaç tane. Türkiye bazında il genel meclisleri için kullanılan oyları dikkate aldığımızda CHP oy oranını %25,41'den geçen seneye göre yaklaşık %34,7'ye çıkarmış. Ve bunun oy sayısı olarak karşılığı da kabaca 2 milyon 400 bin civarında bir oya denk geliyor. Öte yandan AKP'ye baktığımızda gene il genel meclisi bazında yaklaşık 3 milyon 700 binlik bir düşüş görüyoruz. Büyük şehir ve il belediyeleri sayısına baktığımızda da CHP belediye sayısını 21'den 35'e çıkarırken AKP'nin büyük şehir ve il belediye sayısı da işte 39'dan 24'e düşmüş. Şimdi bu karşılaşmayı yaptığımız parametreleri çoğaltabiliriz ama genel manzara CHP'de bir yükseliş, AKP'de bir düşüş olduğu yönünde. Şimdi Mayıs 2023 seçimlerinden önce ekonomik koşullar ve fakirliğin AKP ve Erdoğan'ın iktidarı kaybetmesine yol açacağına dair beklentiler vardı. Geçen seneki seçimlerden. Evet. Fakat geçen seneki seçim sonuçları muhalefette hayal kırıklığı yaratınca, istenilen oy oranları yakalanamayınca, işte Erdoğan AKP iktidardan düşürülemeyince, bu sefer tırnak içinde söylüyorum, işte bu millet aç da kalsa Erdoğan'a oy verir yorumları, hani mealen bunun daha bilimsel ifadesi olabilir, daha popüler ifadesi olabilir ama mealen bunu söyleyen yorumlar ön plana çıktı. Bu sefer ama geçtiğimiz pazar günü seçimlerden sonra bu sefer iktidar oy kaybedince bu sefer tekrar ekonominin ve geçim sıkıntısının bu sonuçlarda etkili olduğu yorumları öne çıktı. Yani tekrar şeye döndük diyebiliriz. Geçen seneki seçimlerin evvelsinde var olan beklentiye veya zihniyete geri döndük diyebiliriz. Şimdi bunları konuşacağız seninle. Bunları konuşmaya çalışacağız. Ama ben ilk önce sana bir metodolojik soruyla başlamak istiyorum. Çünkü biz bütün bu çıkarımlarımızı, biz ve diğer yorumcular bütün bu çıkarımlarımızı geçen seneki 2023'teki genel seçimlerle bu son yerel seçimleri kıyaslayarak yapıyoruz. Yapıyoruz ama bu milletvekili seçimlerinde alınmış oylarla yerel seçimlerde alınmış oyları kıyaslamak metodolojik açıdan ne kadar doğru, ne kadar yanlış? Milletvekili seçimleriyle kıyaslama yaparken belediye başkan adaylarına verilen oylara mı yoksa il genel meclisi oylarına mı bakmak daha doğru bu kıyaslamayı yaparken? Böyle bir metodolojik şeyle girelim, bunu bir açıklayalım çünkü hep bunu kullanacağız sonuçlara varırken. Teşekkürler Ohanes. Hem bu giriş için hem de bana kalırsa soruyu çok güzel formuladın. Ama yani bu soruna geçeceğim ama bir ricam olacak. Baştaki yorumun üzerinden yine yani yorumuna geri dönebilirsek daha sonra çok sevinirim.
Yani ben zaten senin sosyal medya hesabında da aynı yorumu gördüm. Yani insanlar önce bu işe yaramadı dedi, şimdi işe yaradı dedi. Bana kalırsa büyük tartışma bu. Çünkü düşünme biçimine ilişkin bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Ama şimdi sonra geri döneyim. Şimdi yerel seçimlerin bir gösterge olarak siyasi stratejinizi tayin edebilecek bir gösterge olarak kullanmak ne kadar anlamlıdır, ne kadar doğrudur? İki cevap verebiliriz. Anlamlıdır ve yani kıyaslama açısından genel seçimlerde anlamsızdır. İkisi de doğru. Şu açıdan öncelikle genel seçim eğer siz kendi sürdürdüğünüz stratejiyi doğrulayacak bir öğe olarak mevcut seçim sonuçlarını ele almak istiyorsanız o zaman işte 2023 seçimleriyle kıyaslamaya çalışırsınız 2024 seçimini. Ona göre belli bir gelişme olduğunu düşünürsünüz, gösterirsiniz veya orada zaten. Sonra da biz neyi yapıyorduysak zaten doğru yoldaymışız. Alt mesajını destekler. O yüzden bu kıyaslamayı yapmak lazım ki bu alt mesajın ne kadar sahih olduğunu tartışabilirim. O açıdan kıyaslama doğru. Ama senin asıl sorduğun soru yani hakikaten metodolojik olarak mantıklı bir şey mi? Bir genel seçimle bir mahalle seçimi kıyaslamak. Onun da cevabı hayır, doğru değil. Yani bu doğru bir yöntem değil. Şimdi biraz şey göstermek istiyorum. Bir miktar veri göstermek istiyorum. Veri de çok nasıl derler ilginç bir veri değil. Yani normal Tabii. toplama çıkarma toplama çıkarma verisi. Fakat şey nasıl derler hani görselleştirmek için faydalı olabilir. Şimdi önce şuna bakalım. Ekranda umarım güzel iyi gözüküyordur. Şimdi iki tane kıyası yapalım. Yani tam da senin sorduğun sorudan hareket edersek. CHP 2024 belediye başkanlığı seçiminde ülke geneli için konuşuyoruz. 2019 belediye seçimlerine göre %8 oyunu arttırmış. Şimdi bu bizim ilk bakmamız gereken done. Yani, ve hani aslında doğru done de bu. İkinci tarafa bakalım. 2024 belediye başkanlığıyla meclis seçimi, geçen seneki meclis seçimi arasında fark bu da %12 arttırmış. Şimdi %8 ile %12 arasında gerçekten nasıl söyleyeyim? Yani %50 daha büyük olması, %10'u aşmış olması. Yani bir sürü nasıl derler, algı, her açıdan bir farklılık var. Şimdi dolayısıyla siz eğer dediğim gibi yani sürdürdüğünüz stratejinin veya savunduğunuz stratejinin siz sürdürmüyor olabilirsiniz, destekçi olabilirsiniz. Orada öyle devam edilmesini savunuyorsanız bu %12'yi ön plana çıkarırsınız. Yok hani gerçekten bir makul mantıklı bir şeyler söyleyeyim diyorsanız da bu %8'e odaklanırsınız. %8'in içinde ne varmış ona bakarsınız. Şimdi fakat şunu da geleyim yani biraz daha detaylandırma yapalım. Hakikaten aslına bakarsan hani kıyaslamalar böyle yapılmalı ama bu ikisi birbirinden tümüyle bağımsız iki süreç değil. Yani mahalli seçimler ve genel seçimler tümüyle bağımsız süreçler değil. Bu ekranda gördüğümüz şeyde nasıl derler grafikte yani İslamcılar 1973 yılından beri de seçimlere giriyorlar. Mavi burada gördüğümüz çizgi genel seçimler aldığı oy oranları, diğeri de mahalle seçim, turuncu da mahalle seçimler aldığı oy oranları. Gördüğümüz üzere büyük bir örtüşme var. Yani hani sonuç olarak belli bazı trendleri mahalle seçimlerden okuyabiliyoruz. Yani ilk söylediğimde bu çelişmiyor. Birinci söylediğim mesele sizin muhalefetin içerisindeyseniz stratejinizi nasıl belirleyeceğinize dair bir mesele. İkincisi okumaya dair mesele. Bir üçüncü bir meseleye geleyim. Bu meclis ve mahalle seçimlerle alakalı. Şimdi ana İslamcı Parti'nin il genel meclisi, belediye seçimlerini, mahalle seçimleri aldığı oy oranları. Böyle bir şey. Bu genel tablo. 1973, 77, 84, 89 vesaire vesaire. Bu o kadar önemli değil. Şuraya gelelim. AKP iktidar geldikten sonraki döneme bakalım. AKP iktidara geldiği dönemden beri de 1, 2, 3, 4, 5 tane mahalli seçime girmiş. Şimdi zaten burada göreceğimiz şey şu. En yüksek aldığı oy oranı il genel meclisinde %43. Belediye seçiminde bundan birkaç puan daha yüksek. Ama yani mesela %50'leri aşmak, 50 almak vesaire gibi bir şey söz konusu değil. 2009 mesela seçiminde %38,64 oy almış.
Şimdi 2024'te %32'ye düşmüş ama yine sen sorularla belki açarsın. Ben hani zaten tekil partilere odaklanmaktan ziyade bloklara odaklanmak gerektiğini düşünüyorum. O yüzden onun yanına bir de şunu ekledim. Yani Yeniden Refah Partisi bir kayış olmasaydı kaç alırdı AKP artı YRP diyebileceğim için? %38. Zaten 2009'da %38 almıştı. 2004'te %40 almıştı. 2019'da %42 almıştı. Yani böyle bir çökme, dağılma, parçalanma vesaire gibi bir şey burada görmüyoruz oy oranına baktığımızda. Belli bir düşme olduğunu görüyoruz elbette. Ciddi de bir düşmedir yani. Mesela %10'luk bir düşmeye tekabül ediyor bu. Önemlidir. Konuşulması da gerekir. Ama yani şu aşamada bir de 4 sene sonra bir genel seçim olacağını düşünüyoruz. 4 sene içerisinde %4'ler çok rahat biçimde şuradan şuraya, buradan buraya kayabilir. Siz oyun kurucu değilseniz, oyun kuruculuğu iktidara bıraktıysanız. Yani muhalefet bu durumda 4 sene beklerse bu Hocam o %4 zaman mesela. şimdi Evet. bu dediğinden şunu anlıyorum, doğru mu anlıyorum? Yani sen AKP oylarını değerlendirirken, tamam, AKP'nin oylarını parti olarak değerlendirebiliriz. Oradaki düşüşü, işte artmayı, azalmayı neyse, ama hani siyaset açısından, daha makro siyaset açısından bunu daha bir genel İslamcı oyu olarak da değerlendirmemiz gerektiğini düşünüyorsun ve geleceğe dair, gelecek seçimlere dair bir takım projeksiyonlar yaparken bunun sadece AKP oyuna bakılarak değil, genel anlamda İslamcı siyasetin oyuna bakarak yapılması gerektiğini söylüyorsun diye anlıyorum. Ve bu evet ve bu bana kalırsa çok da desteklenmesi zor olan bir argüman değil. Şöyle basitçe bir soru sorayım. Yani insanlar neticede bu seçim sonucu 2024 mahalle seçim sonucu öğrendikten sonra içlerini bir sevinç kapladıysa kimileri belki sokaklara çıktıysa vesaire vesaire. Yani bunun nedeni kendi illerinde destekledikleri adayın belediye başkanı seçilmesi. Yani bu nedenle bu kadar sevindi insanlar? Hayır. Yani insanlar şöyle bir şey düşünüyorlar. Diyorlar ki böyle bir sonuç var. Çok olumlu gözüküyor. Olumlu da. Yani muhalefet açısından olumlu. Ondan sonra ama bu yani artık böyle bir dönüm noktası, kırılma noktası. Yani böyle bir psikoloji söz Evet. konusu. Şimdi bu psikoloji siyasette elbette ki toplumsal psikoloji çok önemli bir şey. Çünkü insanları iter, daha olumlu bir yere getirir, daha politik olarak faal hale getirir. Yani insanlar umutsuzken vesaire çok fazla katılmak ister. Bu kadar anlayabiliyorum. Ama şu anda biz aslında şu anda değil, çok uzun bir süredir biz bir paralel kavganın içerisindeyiz. Yani bir tarafta iktidarda bir tabii ki şey var. Yani ülkenin demokratikleşmesinden, eğer sosyalizme yakınsanız sosyalizme doğru gidebilecek bir siyasi çizginin oluşmasından her ne ise. Kürtlerin haklarına ilişkin yani aklımıza gelebilecek birçok mesele. Yani bir onunla bir mücadelemiz var. Bir ikinci mücadele de muhalefetin içerisinde aslında bizi 25 senedir atılla sevk eden bir katman var. Bir insan zümre ya da bir zümreler şebekesi var. Bu zümreler şebekesi her seçimden sonra verilebilecek en yanlış mesajın alınması konusunda çok 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 disiplinli bir biçimde çalışıyorlar. Buna neredeyse artık ikna oldum. Bunu da böyle şey yapmak lazım. Bir tarafa koymak lazım. Bu ikinci mücadele. Şimdi bir O şey zaman göstereyim şöyle orada. bir riske de dikkat çekmiş oluyorsun. Yani muhalefet açısından rakamsal olarak olumlu olan, hakikaten de belli açıdan baktığında rakamsal olarak olumlu olan bu sonucun yanlış değerlendirilmesi durumunda veya yanlış sebeplere dayandırılması durumunda bu beklenilen değişimin, insanlarda umut ve sevinç yaratan beklenen değişimin ıskalanabileceğini de söylemiş oluyorsun. Bir riske dikkat çekmiş oluyorsun. Bu sonuçları dolayısıyla doğru değerlendirmek bu açıdan hayati hale geliyor. Peki hocam, biz şunu biraz konuşalım seninle. 10 ay evvel söylediklerimizi biraz, dediğim gibi, onların fikri takibini yapalım. Şimdi 10 ay gibi bir sürede o parti azaldı, bu partiye geçti, bu blok diye değerlendiriyoruz falan, ama şu bir gerçek ki hani bir takım kaymalar oldu. İster bloklar içinde, ister bloklar arasında. Bir takım hani rakamsal olarak azımsanmayacak kaymalar oldu. Şimdi 10 ay gibi, hani bana göre en azından çok da uzun sayılmayacak bir sürede
Bu kaymaların yaşanmasına sebep olan şey nedir? Yani 10 ay evvelsine göre neler, ne değişti veya neler değişti de böyle bir sonuç ortaya çıktı? Tabii buna birçok cevap verilebilir. Birçok farklı etkenden bahsedilir. İşte CHP'deki lider değişiminden tutun da işte DEM Parti'nin tutumuna kadar vesaire farklı şey yapar. Ama biz seninle geçen sene söylediklerimizin üzerinden gidelim. Onların dediğim gibi fikri takibini yapalım. Biz o zaman kabaca şunu söylemiştik seninle. Sanılanın aksine, yani geçen seneki seçiminden evvelki beklentilerin aksine, kısaca düşük faiz, ihracat, istihdam olarak tanımlayabileceğimiz ekonomi politikalarının AKP ve Erdoğan'ın oylarını düşürmediğini, tam tersine o oyları, o tabanı konsolide eden bir etken olarak çalıştığını söylemiştik. Şimdi geçtiğimiz 10 ay boyunca bu hususlarda bir değişme oldu mu? Yani hani faizlerin yükseldiğini biliyoruz. Evet, işte Mehmet Şimşek ekonominin başına geldikten sonra faizlerin yükseldiğini biliyoruz. Peki geçen sene vurguladığımız ekonomik parametrelerde, yani AKP'nin oylarını konsolide eden ekonomik parametrelerde bir değişme oldu mu bu 10 ay içerisinde? Oylardaki kaymayı da dolayısıyla böyle bir şeye bağlayabilir miyiz, bağlayamaz mıyız? Oldu. Kayma da iktidar ve muhalefet bloğu arasında değil, blokların içinde oldu. Yani onu da hemen geleceğim. Ama öncelikle yani soruna yani çok net bir cevap vermek lazım ki dediğim gibi fikri takip bu gerçekten argümanın bir geçerliliği var mı? Yine görsellere dönelim hızlıca. Argümanı da kısaca hatırlatayım ama çok çok yani hani detaysız biçimde. Yani ben bu 2023 seçiminden belli bir süre önce, yaklaşık 1,5 sene önce tam da senin özetlediğin türde bir argümanı kendimce kamuoyuyla paylaşmaya çalıştım. Yani bir yanlış görülen bir şey var burada, bir yanlış okuma var ve bu yanlış okuma da halen devam ediyor. O yüzden bu sohbetimiz umarım insanlara ulaşır. Ve şuna dikkat çektim. Hakikaten 2018-19'dan itibaren Türkiye'de korkunç bir, nasıl söyleyeyim, bir istihdam patlaması yaşanmış durumda. Bu ücretlerin düşüşüne paralel gidiyor. Zaten ikisi birbirini tetikliyor diyelim. Ve dolayısıyla biz ücretlerdeki sadece düşüşe bakıp istihdamdaki patlamaya bakmadığımız zaman insanların hepsinin nasıl siyaseten fikirlerini değiştireceğini düşünüyoruz. Yani sen zaten argümanı özetledin. O taraftan şöyle bir değişiklik oldu. Şimdi şu grafiğe bakalım. Yine çok, yani kimse seçim sonucuyla istihdam arasındaki ilişki halen bakmıyor. Bu da ilginç bir şey. Yani o konuda yani şunu duydum mesela bir televizyon kanalı. Aa evet, istihdam artmış. Bu muhalif televizyon kanallarına bile o argümanı o söyleyen kişinin nasıl geldiğini de bilmiyorum. Ama yani o artık böyle bir dipnota dönüştü. Çünkü kendi işlerini rahatlatmaya devam ediyorlar. Yani sonuç olarak kaba tasar baktığımızda gerçekten 2019'un sonlarına itibaren 2022'nin sonuna kadar bakın 15,5 milyondan 20 milyona bir şey var. Bunların hepsi işçi. Yani işçi derken özel sektörde çalışan ücretli kişiler Niyetli diyoruz. işçi. Yani evet. Yani hani yüksek ücret alan %10-15 falan var. %90-95'in asgari, yani en az 60-65'i asgari ücret civarında bir şey kazanır, gelir kazanır. Sonra 2022'nin artık sonlarına doğru geldiğimizde ise belli bir düşüş artık trendine gidiyor. Yani 2023 Haziran'ına geldiğimizde seçim 2023 Haziran'daydı galiba. O işte büyüme trendi artık orada sonuna gelmişti, tıkanmıştı. Ama ondan önceki 3-4 sene boyunca bu korkunç büyüme gerçekleşti. 4 milyon yeni işin üretilmesi vesaire vesaire. 2023 seçiminden sonra da zaten 2023 seçiminden kısa bir süre önce başlamış küçülme süreci devam etti. İstihdamdaki seviye diyelim ki mesela en dibe vurduğu zaman 2000 yani 23'ün sonunda tekrar 2021'lerin falan başına geri döndü. Dolayısıyla yani bu tek etmendir demiyorum. Tek belirleyicidir elbette demiyorum. Fakat genel olarak baktığımızda kaymalarla bunun arasında halen ciddi bir paralelliğin devam ettiğini bana kalırsa sayılara baktığımızda görebiliriz. Fakat yani bir altını Dolayısıyla şey fakata devam etmeden şunu bir, dolayısıyla hani o istihdam, ihracat, düşük faiz üçlüsünde diyelim. İstihdam parametresine baktığımız zaman gerçekten de geçen
Mayıs 2023 seçimlerinden sonra belli bir düşüş trendi olduğunu dolayısıyla söyleyebiliyoruz. Evet. İstihdamda. Ve Tamam. sadece bunun yanı sıra yani bir de şöyle bir şey var. Şimdi ilginç de şöyle bir tarafı var. Yani enflasyon çok yükseldi. Çok çok yükseldi. Yani geçen 2020 seçimden beri ona kıyasla daha fazla arttı. Fakat yani mesela son asgari ücretin belirlendiği zaman fantastik yüksek bir asgari ücret. Yani enflasyon öngörüldüğü için. Yani verelim zaten eriyecekler. O yüzden yani öyle bir iğne dedik. Fakat ne olursa olsun baktığınızda düşündüğünüzde ücretlerin erime süreci, enflasyonla erime süreci belli bir zaman alıyor. Birkaç ay alıyor mesela. Önce siz yüksek almaya başlıyorsunuz sonra kademe kademe düşüyor vesaire vesaire. Ve zaten ne kadar düşüyor? Zaten hani diyelim ki ilk baştaki düşük seviyeye düşüyor. Yani nitekim birkaç ayda en azından bir ferahlama yaratıyor. Yani illüzyon bu bağlı olsa. Nereye varmaya çalışıyorum? Yani eğer ücretle istihdam arasında bir seçmeci yapacaksak, yani siyasi tercihleri belirleyen etmen hangisi daha önemlidir gibi bir seçmeci yapacaksak ikisi önemlidir. Ama yani bu veriye baktığımızda istihdamın ücret artı enflasyon birbirini belirleyen şeyler neticede bundan daha önemli bir rol oynadığını düşündürtecek bir veriyle karşı karşıyayız. Fakat şimdi fakat kısmına geleyim. Şimdi istihdam artıyor. Bu istihdamdaki artma AKP'nin işine yarıyor. Nasıl işine yarıyor? İstihdam artınca AKP'nin oyunda %60-70'e çıkmıyor. Yani onu da izleyici bu noktaya vurgulamak gerekiyor. Yani işler iyi gitmiyor zaten. Bu konuda herkes mutabık. Yani yolsuzluk var, ahlaksızlık var. Yani çok fazla ahlaksızlık var. Yani bunu insanlar görüyorlar zaten. Yoksullaşma var. Yani var bu. Fakat istihdam faktörünün, düşük ücretli istihdam faktörünün vurgulanması, sağlanması ile AKP'nin oyunda dramatik bir küçülme engellenmiş oluyor. Ki önemli olan da zaten bu. Yani iktidar açısından. İktidar açısından %90 oyunu alma gibi hiçbir zaman şey olmadı yani. İddiası olmadı. Şimdi neyse şey geleceğim. Fakat kısmına geleceğim. İstihdam artınca AKP'nin oyları korunabiliyor nispeten. Peki istihdam azalınca ne oluyor? Yani şimdi biz aslında 2023 ile 24 arasında bu ikinci sorunun cevabını irdeleyebilecek bir doneye ulaştık diyebiliriz. O da yani şimdi burada tabloya geri dönelim. Yani bakın tekrar söyleyeyim. Yani istediğiniz iki tablodan bir tanesini yani sunulan birisi kullanabiliriz. Ben şunu kullanacağım bu seferde. Çünkü herkes 2023 24'ü kıyaslıyorsa ben de bunu kullanayım. Yani o kadar bana tolerans Evet gösterebilirsiniz. yani. Evet yani ben bunu eleştiriyorum ama herkes kullanırsa o Evet zaman hadi yani ben de o kullanayım. genel mantığın doğruluğunu test etmek için onu kullanmakta fayda var. Evet. Onu kullanmakta fayda var. Şimdi pardon. CHP %12 oyunu arttırmış 2023'ten 2024'e kadar. Çok güzel. CHP'de İYİ Parti'yi topluyoruz. İYİ Parti'nin oyu düşmüş. Geçen seçimlere kıyasla artış %6'ya düşüyor. CHP, İYİ Parti ve HDP'yi topluyoruz. Buradaki oylar değil. Yani bir önceki seçime kıyasla ne kadar arttı veya azaldı. Fark %3'e düşüyor. Ne demek bu? Yani biz muhalefet bloğunun ana bileşenleri olarak bu 3 partiyi ele alırsak, bu 3 partinin toplam oy oranları, 2024'te aldığı oy oranları 2023'ten sadece %3 daha yüksek. Yani azımsanmayacak bir şey değil. %3 önemli bir başarıdır. Onay da önemlidir. Ama böyle değil mi? Çöküş emaresini vesaire göstermez. Şimdi tersine Hocam AKP'ye gelelim. ama şunu bir sorayım ki Tabii muhtemelen tabii onu lütfen. anlamayanlar olacaktır şey olarak. Neden burada hadi CHP'yi bir kenara koyalım yani bir kenara koyalım derken daha ana muhalefet parti ama neden burada mesela üçüncü satırda İYİP ve HDP gibi siyaseten birbirine tam zıt neredeyse diyebileceğimiz partilerinin oylarını niye beraber değerlendiriyorsun? Gerçekten Türkiye'deki siyasi tabloyu değiştirecek olan gelişme ne olabilir? Şu sistem içerisinde Cumhurbaşkanı seçimlerini muhalefetin adayını kazanması. Bu üç parti de geçen seçimlerde muhalefetin ön planı çıkan adayını destekliyor. O nedenle. Anladım. Yani şöyle, sen bunlar birbirine ideolojik veya siyasi anlamda yakın partiler oldukları için değil tabii ki bunların oylarındaki artışı azalmayı beraber değerlendirmen. Gelecek diyelim ki seçimlerde Cumhurbaşkanlığı seçimine etki edecek
bloğun bir tarafında yer alacağını düşündüğünden. İki unsur var. Şöyle bir şey, bu üç parti muhalefetin üç farklı yaklaşıma sahip partiler. Üç farklı yaklaşıma sahip partiler bir yakın olarak alırsak, bu üç parti diğer bloktan, iktidar bloğundan toplamda ne kadar oy aşındırabilmişler? Aslında üç partinin sınaması olarak görebiliriz. DEM Parti genişletebilmiş mi tabi? İyi Parti genişletebilmiş mi? CHP genişletebilmiş mi? Şimdi bunu sormamız gerekiyor. Yani ne diyelim? Siyasi sorumluluğu var bu partilerin insan. Anladım. Madem Bu biz iki... Cumhurbaşkanı seçeceğiz, o da yani sonuçta bir salt çoğunluğu elde edenin Cumhurbaşkanı seçileceğine göre geleceğe dair bir projeksiyon yapmak için partilerin blok olarak oylarındaki artmayı azalmayı da değerlendirmemiz lazım. Evet. İkincisi, CHP'nin oy oranında işte %12 olarak bu sütunda gözüken dramatik bir büyüme var. Peki bu büyüme iktidar bloğunun içerisinde yer alan veya o bloğa yakın olan üç parti olan AKP, MHP ve şu anda Yeniden Refah Partisi'nden mi alınmış daha çok? Yoksa zaten muhalefet bloğu içerisinde kalan partilerden mi buraya gelmiş? Bu çok zor bir, zaten bu aslında çok yani zaten herkes bunun cevabını biliyor. Yani bu da sadece aleni Rakamsallaştırın. olan aleni olarak görüyoruz ki böyle bir şey olmamış. Genişleme ciddi miktarda olmamış. Şimdi ikinci kısma gelelim. Şimdi ama fakat dedim ya, ekonomi ve oy verme davranışı. Burada da aynı meseleye baktığımızda, yani şimdi meclis ve belediye başkanlığı seçimlere baktığımızda AKP'nin oyu neredeyse ülke seviyesinde oransal olarak azalmış. Yani böyle bir şey var. Hani mesela İstanbul'da azalmış. Arttığı yerler var ama bakın, yani aynı havuzun içerisinde, ülke havuzunun içerisinde bazı yerlerde artmış, bazı yerlerde azalmış vesaire vesaire. Dolayısıyla geçen AKP'nin seneden bu yana AKP'nin oyu sen değişmemiş göz, yani %0 diyorsun. ya evet, yani dur bakalım. Yani ülke tam, yani ben sadece çıkarıyorum ya, asıl rakamı da vereyim. Neydi, nerede? Şey. Yani 2023 seçiminde AKP bu belediye başkanlığı, onu da söyleyeyim. İl Genel Meclis'in de Belediye. bir kayı var. Evet. AKP 2023 seçiminde meclis seçimleri, TBMM seçimleri %35,6 oy almış. 2024 belediye başkanlığı seçimlerinde %35,5 almış. Yani Yani bir şey belediye yok. başkanlarına verilen oylara bakacak olursak diyorsun, geçen seneyle bu sene arasında bir fark yok fazla. İl genel seçiminde de aradaki fark 3,1 gibi gözüküyor. %3,1'lik bir oran. Evet, 3,1'lik Yani kayıp var. şimdi çok çok ilginç bir şey. Yani dur şeydi. Yani tablo kabaca şurada gördüğünüz şey. Neyse, yani bu o kadar. Şimdi şey diyeceğim o halde. Yani burada nasıl diyelim? Yani biz bu %12'lik artış var ya şuradaki. Yani şeyim, kahve falı gibi. Yani bir rakam var. Ben o rakamı konuşuyorum ama geri kalanlara bakmıyorum. Böyle o %12 de, yani hani baktınız ya da CHP'nin kendi oy oranı bir önceki seçime göre baktınız %35'lik bir oy oranı arttı. Yani bu hani şimdi kimse umutsuzluk vermek veya can sıkmaya falan çalışmıyorum. Yani troll diye bir kavram kullanıyorlar sosyalde. Öyle bir şey de yapmaya çalışmıyorum. En azından yani yapmaya çalışmıyorum. Yapıyorsam da bilmiyorum. Ama buradaki rakam hani hakikaten şey değil, bize hani gidişata ilişkin çok yani neyse. Şimdi burada şuraya geldiğimizde AKP'li Refah Partisi bir araya gelince 2023'e göre seçim yani meclis ve belediye başkanlıkları açısından yine baktığımızda oyun neredeyse arttırıyor. İl Genel Meclis'e baktığımızda oy oranında %3'ten bile az bir küçülme var. Neredeyse hiçbir küçülme yok neredeyse. Ha, AKP, MHP yeniden refah bir araya getirdiğimizde MHP'nin düşük performans nedeniyle bazı illerde AKP'liler MHP'lileri aday gösterdiler. Orada da MHP'liler tahmin edileceği üzere düşük bir performans gösterdiler siyasi kabiliyetleri nedeniyle. Orada da %2'lik bir küçülme söz konusu. Şimdi fakat niye dedim? Fakat niye dedim? Şimdi yani istihdamdaki küçülme
Ve belki de benim o kadar ikinci yıl gördüğüm diğer etmenler de elbette. Yani enflasyonu var bunun içerisinde, ücretlerin düşüşü var. Yani ekonomik faktörleri genel olarak alalım artık. O kadar detaya girmeyelim. Yani bunların siyasetteki yansıması öyle bir yansıma ki bu blokların arasındaki oy geçişkenliğini arttırmıyor. Yani yükseltmiyor. Yine blokların içerisinde oy geçişleri oluyor. Ama şimdi tekrar ekonomik argümanına geri dönmek istiyorum. Hani detay o açıdan önemli. Şimdi siz hakikaten istihdama ilişkin meseleyi gündeme getirecek, buna ilişkin bir alternatif üretecek bir anlatı geliştirmediğiniz takdirde insanlar istihdamı yitirdikleri durumda bile, işsiz kaldıkları durumda bile bu seçimden şimdi onu o çıkarımı yapabiliyorum. Diyorlar ki ben bu partiden uzaklaşacağım. İslamcı AKP'den uzaklaşacağım ama İslamcılıktan uzaklaşmayacağım. İslamcılıktan uzaklaşmayacağım çünkü halen ve halen İslamcı olmadığını iddia eden diğer blok, muhalefet bloğu halen benim ana başa sorunum olan istihdam sorununa ilişkin bana bir şey önermedi. Diyor ki o zaman ben yani yeniden refah mesela eğer güçlenirse iktidar gelmeyebilir ama AKP ile mesela bu konunun pazarlığını yapabilir. Ama O muhalefet zaman yapamaz. madem tam yeniden refah konusu açıldı, zaten sorularım arasında da vardı. Oraya geçelim. Yani onun vasıtasıyla devam edelim daha doğrusu. Evet. Şimdi bu zaman bu son söylediğinden gene ben şu sonucu çıkarıyorum. Bu Yeniden Refah Partisi'nin oylarındaki artışın aslında sosyoekonomik bir tabanı yok veya sosyoekonomik bir sebebi yok. Sadece AKP'ye tepki duyan seçmenin kendine en yakın bulduğu ikinci ideolojik, yani ideolojik anlamda kendine en yakın bulduğu ikinci partiye kaymasından ibaret gibi anlıyorum YRP'deki, Yeniden Refah Partisi'ndeki bu şeyi. Özellikle de Yeniden Refah'ın oylarındaki artışın Anadolu bazlı olduğunu da düşünecek olursak. Çünkü benim görebildiğim ve baktığım kadarıyla Yeniden Refah İstanbul'da oylarını arttırmamış geçen seçime göre, geçen seneki seçime göre. Hatta bir miktarda düşüş var. Dolayısıyla Yeniden Refah'ın oylarındaki artış Anadolu kaynaklı. Şimdi dolayısıyla burada bir artışta, bu Yeniden Refah'ın oylarındaki artışta bir sosyoekonomik sebep arayabilir miyiz, bulabilir miyiz? Yoksa dediğim gibi sadece bir AKP'de memnuniyetsiz seçmenin ideolojik olarak kendine en yakın gördüğü ikinci partiye kaymasından mı ibaret? Şimdi öncelikle saptamını destekleyecek şu tablo, bu şey şöyle bir şey, Yeniden Refah Partisi iki seçime girdi. 23 ve 24. Yani çok geriye götüremiyoruz o yüzden. Yani bir 2024 ile 23 arasındaki fark oranı, yani 2024 oranından 2023'ü çıkar, sonra tekrar 2023'e böl. Yani hesap böyle bir şey. Ve yani birçok ilde arttırmış. Yani birçok ilde arttırmış. Fakat nasıl derler? Yani bazı illerde tabii daha dramatik arttırmış. O ben hani basitleştirmek için şey yapıyorum. Mesela sadece bu tabloyu koyuyorum. İlk yani oyunu ikiye katladığı 24 tane il var. Yani çok dramatik bir artış olduğu için. Yoksa şimdi tam önümde şey açık değil. Daha çok sayıda tabii ki ilde oyunu arttırmış. Şimdi bakıyoruz bu oylara, şey pardon, illere, nerede hakikaten çok dramatik bir büyüme gerçekleşmiş. Bu 24 ile baktığımızda tam da senin söylediğin doğrudan şekilde bunların içerisinde bakıyorum aşağı doğru iniyorum şöyle. Bir tane bile yani Türkiye'nin ana metropol denen şey, ama neresi? Kayseri var. Denizli var. Gaziantep var. Konya var. Bu illerin hani ortak özelliklerini, bu iller Anadolu'nun sanayileşen illeri. Bu bir tarafta. Ama yani bunları genelleştiremeyiz. Çünkü mesela Bayburt gibi bir ilde var. Yani Bayburt'un hani il olması bile tartışmalıdır. Hani çok küçük bir yer. Hani Bayburtlular lütfen alınmasın. Mesela Kars'a mesela küçük bir yer. Mesela Kars'a belki il olmayabilir. Yani yeniden birleştirilebilir. Ardahan Rıdvan'a falan. Yani hani öyle bir şey ama yani böyle yerlerde var. Düzce var, daha sanayileşmiş bir yer. Yani dolayısıyla
Burada gördüğümüz şey şöyle bir şey. Bu yani senin söylediğin nasıl derler, senin saptamanın altını çiziyor. Genel olarak Anadolu genel olarak küçük kentlerde vesaire gerçekleşiyor. Fakat nasıl derler, yine genele dönük baktığımızda, yani hani mesela şunu göstereyim. Yani ha, evet, yani bu tablodan en azından bakabileceğimiz, yani şöyle baktığımızda artış oranlarının çok dramatik olduğu iller buralarken, daha nispeten mesela İstanbul'a baktığımız, İstanbul'da oy oranı düşmüş. Bunu Düşmüş. görebiliyoruz mesela. Yani burada böyle bir şey var. Dolayısıyla söyleyebileceğim şey, Yeniden Refah Partisi'nin gidişin kendisi, biraz önce bahsettiğim ekonomik sol parametre içerisindeki belli bir kızgın seçmenin kendi şeyin içerisinde, bloğunun içerisinde bir hareketi var gibi gözüküyor. Bu süreçten daha fazla etkilenmiş, bazı açıdan daha fazla etkilenmiş küçük kentlerde yaşayan insanların belli bir kayma süreci var gibi gözüküyor. Fakat şunu da söyleyeceğim, biraz sonra yine belki sorarsan söylerim. Yani Yeniden Refah Partisi belki İstanbul'da oy kaybetmiş olabilir, ama en azından mesela bir ilçede nasıl söyleyeyim, AKP'nin kazanmasını engelledi, yani en azından bunu söyleyeyim size. Görünüyor. Ve burada bir işçi sınıfı ilçesi. Yani İstanbul'un içerisinde de bazı kritik, yani genel etkisi olmasa da bazı kritik yerlerde bu bağlamda bir etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Anladım. Peki o zaman sana şöyle bir son soru olarak da genel bir soru söyleyeyim. Onun içinde zaten aslında geleceğe dair veya yakın veya orta vadedeki geleceğe dair projeksiyonlarını da Refah Partisi de dahil olmak, yeniden Refah Partisi de dahil olmak üzere ifade edersin. Şimdi o zaman sen bu seçimin, yani 2024 geçen pazar yapılan seçimin yakın ve orta vadede Türkiye siyasetinde nasıl bir etkisi olmasını bekliyorsun? Hani kimileri örneğin bir erken seçim diyor, dillendiriyor. Gerçi ben şahsen çok ihtimal vermiyorum ama dediğim gibi erken seçim ihtimali de dahil, sen bu yapılan seçimlerin Türkiye siyasetinde bir kırılmaya, bir istikamet yön değişikliğine sebep olacağını düşünüyor musun? Nasıl bir etkisi olmasını bekliyorsun bu sonuçların? Bu soruyu kim cevaplayacaksa, yani neticede bir doneden, yani hepimizin bir doneden hareket etmesi lazım. Peki elimizdeki done ne? Elimizde bir tane done var maalesef. Ya da iki seçimli bir küme var. 2019 ve 2023. Yani 2019'daki belediye seçiminde yine CHP ve o zaman daha ne söyleyeyim, bir arada durabiliyorlardı. İyi Parti kısmi bir baş, yani önemli başarı elde etti. Yani CHP hem İstanbul'u hem Ankara'da belediye başkanlıklarını aldı. İstanbul'da il genel meclisi alamasa da. Ve 2018 büyük bir hüsrandı. İnsanlar unutuyorlar bunu da. Ve 2019 seçiminden sonra aynı şekilde 2018'den sonraki hüsran birdenbire unutuldu. 2019 seçiminin artık yeni bir başlangıç olduğu fikri kamuoyunda sürekli taze, canlı tutuldu. Ve biz 2019'dan 2023 yılına kadarki 4 sene boyunca bu taze tutulmuş olan heyecanla ülke siyaseti, muhalefetin daha doğrusu yönlendirildiğini izledik, gözlemledik. Dediğim gibi, hani benim ayrıksız düştüğüm nokta zaten oradaydı birçok kişiye göre. İnsanlar o heyecanla vesaire 2023'te zaten bunlar iktidardan gidiyor. Ama öyle pek gözükmüyor dediğim zaman. Ama 2019 seçim var ya. Evet, doğru. Yani Yani şöyle, 2023 seçiminden evvel hani ekonomik sıkıntılar bir söyleniyordu. Bu ekonomik sıkıntılar iktidarı götürecek. Bir de tabii tam senin dediğin gibi bir evvelki yerel seçimlerde İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlerin CHP'ye geçmiş olması da bu iyimser havayı yaratmıştı 2023 için. Biraz da o iyimser, hani diyelim belki de haddinden fazla, diyelim eğer tabiri caizse haddinden fazla iyimserliğin de 2023'te belki ceremesi çekildi. Dolayısıyla şimdi de bir iyimserlik havası yükseldi. Pazar günkü seçimlerden sonra sen de diyorsun ki bir dejavu olmamalı. Bir dejavu olmaması için ne gibi bir tutum takınmak lazım?
Yani basit bir soru soruyorum Aynes. 2019 seçimlerinde CHP İstanbul ve Ankara'yı almasaydı ya da sadece İstanbul almasaydı, Ankara'yı da almış olabilir. Sadece İstanbul almasaydı. Biz 2019'dan 2023'e kadar ekonomik kriz, tencere, iktidarı götürür gibi içeriksiz, mantıksız, yani hiçbir teoriye dayanmayan, hiçbir strateji önermeyen, strateji öneren insanlara sus, tencere götürür. Sus, iktidardan gidiyorlar. Niye? 2019. Yani 2019 sadece seçim şeyi esnan değil Ohannes. Yani herkesin zihnin geri planı bu 2019 Evet, seçimleri. yarattığı hava açısından da önemli. Şimdi peki şöyle gelin. Bir son bir şey daha göstereyim. Bunu maalesef şeyden göstereceğim. İnternet Explorer diyeceğim de yaşımız ortaya çıkacak. Hani neyse ne kullanıyorsa. Şimdi şey neydi onun adı? İstanbul'a bakalım şimdi. Yani hani şey. Şimdi İstanbul'da açık seçim net biçimde AKP'nin oyları düştü. Net biçimde nasıl derler, ciddi bir kayıp var. Yani bu çok önemli bir kırılmadır. Ben tüm eleştiri hakkımı saklı tutarak ve eleştirilerini paylaşarak yine de bundan, bu tablodan bir ümit devşirmemiz gerektiğini, enseyi karartmamamız gerektiğini ne inanıyorum. Onu bir tarafa koyayım. Bakın, yine aynı meseleye geri dönelim. Yani burada sarı alanlara bakalım. Neymiş bu sarı alanlar? Bu haritada sarı ilçeler, sarıya boyanmış ilçeler AKP'nin Benim. kazandığı diğer mesela. Tamam. Şimdi bakın, burada gördüğümüz şey çok açık ve net şudur. İstanbul'un işçi sınıfının yoğunluklu olduğu ilçeler halen AKP'lidir. AKP'den gitmemiştir. İşçi sınıfının daha az yoğun olduğu ilçelerde ise CHP böyle bir başarı elde etmiştir. Yani neredeyse muhannesin, neredeyse şey yok, istisnası yok. İstisnalar var. Yani seninle kısaca şey görüşmeden önce konuştuk. Ne var? Mesela Esenyurt var. Bir istisna. Ama mesela ben Esenyurt'u ta 90'lı yıllardan beri takip etmiş bir kişiyim. Yani filan ne olduğunu, nasıl dönüşümünü gayet iyi biliyor. Esenyurt'u kendine has çok yani kendine has bazı demografik özellikleri var. Detayına girmeyelim. Şey efendim, Tuzla'ysan sordum. Ben de hemen farkındaysan ilk hemen cevapladım. Tuzla bir sanayi bölgesi ama nasıl bir sanayi bölgesi? Büyük sanayi olduğu bölge. Küçük sanayi olduğu bölge. Sendikalaşmaya yakın. Sendikalaşamasa bile sürekli sosyalist hareketlerin faaliyetlerini yürütebildiği. Ama Ümraniye, Sultanbeyli, Pendik'in bir kısmı, özellikle batı kısmı, Başakşehir, Esenler, Sultan Gazi, Bağcılar, Bahçeli'nin sadece E5 tarafı yakındır, küçük burjuvadır, geri kalan işçi sınıfı. Güngören, Zeytinburnu 60'lardan biri. Nedir? Mesela Bayrampaşa bir istisnadır. Ama bir bakıyoruz, Muhannis, biraz önce bu ilçeyi vurgulamıştım. Yeniden Refah eğer şey olmasaydı, nasıl derler, seçme falan girmeseydi, AK Parti, AKP neredeyse CHP burada geçecek. Sözün özü, yani aslında sınıfsal dinamikler açısından, bu seçim bir kopuş veya bir farklılaşmayı işaret etmiyor. Anadolu'daki istihdamdan kaynaklı küçülme nedeniyle kızgın olan kesimler kızgınlığını yeniden refaha sevk etti. İstanbul'da işçi sınıfının ağırlıklı olduğu mahallede zaten AKP kazandığı gibi İşçi sınıfının yoğunluğu ne kadar varsa, atölye emeği ne kadar yoğunsa o ilçelerde AKP daha az güç kaybetti. Şimdi de şey gelim, nihai noktaya gelim. Yani ne söyleyeceksem onu söyleyeyim. Birincisi, iğneleyici bir şey söyleyeceğim. Sonra da asıl pozitif bir şey söyleyeceğim. Bu seçim 2024 seçimleri, gerçi iğneleyici bir şey söyleyeceğim. 2024 seçimleri birçoklarının kariyerini 4 yıl daha uzattı. Kim o birçokları? O birçokları 10 ay, tam senin başladığın yer reelle bitirelim. 10 ay önce tencere götürmüyor, fakirlik götürmüyor, bu insanlar hep böyledir diyenler. 10 ay sonra yok tencere götürüyor aslında diyebiliyorlarsa, yani bu kadar gerçekten neyse kötü bir sözcük kullanmayayım. Bu kişilerin kariyeri 4 sene daha uzadı. Bunlar 4 sene daha insanları kandırmaya çalışacaklar. İnsanları manipüle etmeye çalışacaklar ve bunun hepsi muhalif insanlar. Kendileri muhalif olarak anlattı. Bu insanları odak noktasına koymak gerekiyor. Bu insanları açık ve seçik biçimde eleştirmek gerekiyor. Bu insanlar kötü insanlar, ülkeye zarar veriyor. Bu bir.
Şimdi olumlu kısmına geçeyim. Pozitif mesaj ve bu mesajı canı gönülden veriyorum. CHP'de bir yönetim değişikliği gerçekleşiyor. Özgür genel başkan oldu. Özgür Özel genel başkan oldu. Ben kredi verilebilecek bir insan olduğuna inanıyorum. Yani hani bilgilerimden, gözlemlerimden vesaire. Bu güvenmek de istiyorum. Yanına birlikte çalıştığım bir kısım insanın da yeni çalıştığım bir kısım insanın da güvendiğim insanlar var. Bunu bir tarafa koyalım. Bir. İki. İstanbul çok önemli bir kent. Bu 4 sene var. Bu da 3. Tüm bu döneyi bir araya topladığımızda halen ve halen şu fikrin ısrarla takip etmek gerekiyor. O biraz önce gösterdiğim haritadaki ilçeler ki toplamda bu ilçeler Ohannes AKP'nin oyunun yaklaşık olarak %8 ila 10'unu oluşturur. Tek başına en büyük oy Bütün grubu orası. Türkiye çapında. Çapında %8'ini o Çok ufacık büyük bir alan, rakam. ufacık yani bir ucuna siz yarım günde yürüyebilirsiniz. Bu kadar küçük bir alandan bahsediyorum. Araba falan değil. Yani yürüyebilirsiniz. Böyle bir alandaki insanlara yani uzağa falan gitmeye gerek yok. Yozgat'a, şuraya buraya gitmeye gerek yok. Bu ufacık alandaki insanlara kardeşim sizin bu istihdamla ilgili olan sorununuzu anlıyoruz ve buna ilişkin biz alternatif bir proje üretiyoruz. İşte dedim daha önce konuştuk. Kooperatif mi olur? Belediyelerin bir tür teşviki mi olur, sosyal işletme mi olur? Bunların detayları buna karmaşık bir iş. Yani öyle söyledim oldu değil. Uzun süre çalışınız, uzun süre oluyor. Ama 4 sene bunun için yeter. Ve belediye de hele ki sizde ise, yani şimdi bu eleştiri de o bağlı. 2019'dan 2023'e ne yaptınız? Yani bunun adımları atılabilirdi. O zaman bu ilçelerdeki insanlar derler ki, kardeşim bizi açlıkla sınayan, işsizlikle sınayan bir iktidar var. Ve biz bunun alternatifini muhalefeti göremediğimiz için canımız sıkıldığı zaman benzerine gidiyoruz ki iktidarla şey yapabilsin, müzakere etsin, Pazarlık iktidar yapabilirsin. bize bir şeyler getir falan filan. Ve Hocam, biz pardon. yok yok, ben aslında özetleyen, toparlayan, yavaş yavaş kapatalım Yani diye bir de. evet Heh, ve buyurun. biz son yani onunla bağlantılı bir son şey, bir şey söyleyeceğim. Yani bu tür bir çabanın gerçekleşmesi 4 sene için hedef olarak belirlenmeli. Bundan konuyu uzaklaştırıp emekliler yüzünden kazandı CHP falan vesaire. Yani bunun bir de daha pratik bir şey söyleyeceğim bu alanda. Bu 4 senenin bana kalırsa 4'ünü bile kullanmaya gerek yok. Zaten 4'ünü kullanma fırsatı olmayacak. Çünkü bu bahsettiğim muhalefetin içerisinde insanları yanlış yönlendiren zümre zaten herhangi bir pozitif adım atılmasını engelliyor. Dolayısıyla samimi olarak ülkede pozitif, sola dönük bir dönüşüm bekleyen, isteyen insanların öncelikle bu 4 senenin en azından ilk 2 senesini gerçekleştirmesi, yapması gereken şey başta CHP olmak üzere muhalefet bloğu içerisindeki ama öncelikle CHP bir ideolojik dönüşüm başlatacak bir düşünsel fikri bir mücadele başlatmak. Ancak ondan sonra gerçekten belki 2 senede bile daha sonraki 2 senede bile bu dönüşüm gerçekleşebilir. Bu bağlamda bir çağrıyı da bitireyim. Çağrı şu, ben bunu 2018'den önce de yaptım. 2017-2018'de kendi etrafımızdaki düşünür arkadaşlarımıza da yaptım. Bunu tekrar yapayım. Türkiye'de halen olan insanlara. Gidin CHP'de çalışın. Bu kadar açık ve net söylüyorum. Gidin CHP'nin içinde çalışın. Yanında durmayın. Eleştireceksiniz tabii. Yani orada bir hizip oluşturmaya çalışın. Veya eğer yönetim üzerine bir baskı oluşturmaya çalışın. Ben yönetimin şu anda bir şey olacağına inanıyorum. Nasıl derler? Algılayacağını ve buna olumlu tepki verebilecek. Baskı altında hissederse. Yani iktidarın sürecinde kendisi de tepki vermez. Ve bu çalışmayı yürütüp biz bu mahalleleri nasıl alacağız? Bunun için nasıl bir yapacağız? Bizim hizip çalışması nasıl ne şekilde gerçekleşecek? Ama şu anda olan şey ne? Şu anda olan şey, 2023 seçiminde şu aday aldı, X aday aldı, Y aday aldı. Ha bunlar alır bizi 2028'de Evet. başarıyla taşır. Yani burada önemli bir, işte dediğim gibi, riskin altını çizmiş oluyoruz tekrar. Yani bu 2024, geçen pazar günkü seçimlerin yarattığı iyimser havanın otomatikman gelecek genel seçimlerde ve gelecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir iktidar değişimine sebep olacağını düşünmemek lazım. Tam tersine
sınıf ve istihdam odaklı politikalar uygulanmadığı, hayata geçirilmediği sürece oyların AKP'den Refah'a kayması, hani Türkiye'yi o anlamda kurtarmayacak veya beklentileri karşılamayacak. Önemli olan daha temel, daha esas ve yapısal değişimin sağlanması. Bu da senin dediğin gibi işte özellikle İstanbul'daki o ilçelerde sınıf ve istihdam odaklı politikaların geliştirilmesine bağlı. Yani dolayısıyla olası bir iktidar değişimi gelecek genel seçimlerde ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ancak bu yolla olabilir. Yoksa hani oyların AKP'den yeniden Refah'a kayması diyelim ki bu açıdan bir iktidar değişimine sonuçta yol açmayacaktır. Yani temel olarak bunu söylemek lazım. Belki bir son mesaj, bu konuşmanın bir son mesajı ve uyarısı olarak. Hocam ekleyeceğim bir şey var mı? Ekleyeceğim bir şey yoksa yavaştan kapatalım. Yani Şu ekleyeceğim bir anda şey tabii daha çok konuşuruz bu konuları şu da. yani şu şey yani nasıl derler şu bu gidişatın kendisine ilişkin yani bu şekilde devam ederse biraz önce bahsettiğim minvalde bir baskı süreci oluşturur bir düşünsel fikri tartışma ve akabinde de aksiyon. 4 sene içerisinde başlamaz yani 2 sene ve 2 sene gibi diyebilirim. Olacak şey 4 sene sonra hani öngörü şu. 4 sene sonra yine birbirine çok yakın iki bloktan bahsedeceğiz. Ha, burada tabii ki Cumhurbaşkanı konumunda oturan bir zat-ı muhterem var. Hani yaşı var, bilmem ne var. Bilemeyiz onu. Yani sonuç olarak hayat her türlü sürprize gebedir hepimiz için. Ama şu anki kişiler, figürlerle birlikte biz 4 sene sonra gidersek bu seçime 2023'teki seçimin benzeri şekilde birbirine çok iki denk bloktan blok görmemiz gayet muhtemel. Sonra da bir blok kazanır ya da diğer blok kazanır. O konuda bir tahmin yapamam. Ama yine sonuçta zar atmaya, yazı tur atmaya benzer bir durumla karşılaşırız. Bunu Yani sonra altını çizmek istedim, hatırlatmak istedim. evet Evet. 2019'dan 2023'e yaşadığımız bir sürecin benzerini 2024'ten 2028'e yaşamış olacağız eğer temel politikalarda bir değişime Evet. gidilmezse. Tamam. Hocam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Umarım dinleyiciler açısından da gene bir veri veya aydınlanma diyelim vesilesi olmuştur. Katıldığın için çok teşekkür ediyorum. Gene başka videolarda görüşürüz seninle inşallah. Teşekkürler Avanes bu fırsatı Kolay verdiğiniz gelsin. Görüşmek üzere. Seyircilerimize de iyi günler diliyoruz. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Sizi de dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz.